Askeri sırt çantası. Sen var ya, dalga geçiyorsun. Abo. Oğlum. Harika. Sen var ya, dalga geçiyorsun. Merhabalar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bu bölümde o askeri malzeme satan yere gidiyoruz arkadaş. Lamıcını yok. Artık gidiyoruz. Artık gidiyoruz. Yeter. Çok bile vakit kaybettim. Hemen yemeği arabaya atlayıp üstüm başımı düzenledim arka planda. Şu serveler üzerimizde kalacak. Dayanacağız. Onun dışında arabada zaten gereksiz malzeme yok. Ekstradan yedek don alabilirim şey için. Diye kötü senaryo için. Şimdi tıka bası yemeğimizi yedik. Oh yarasın. Bu arada binmeden de geçmeyeyim. Bu videoyu çektiğim tarihte yani 13 Kasım'da İstanbul'da bir patlama oldu. İstiklal Caddesi'nde. İstanbul'dan izleyen arkadaşlarım varsa geçmiş olsun diyelim. Yani genel olarak tüm Türkiye için söylemek lazım. Yaşanması çok üzücü. Şekilde konuştur diyelim. Şu anda sosyal medyada da sansür olduğu için yaşanması çok acı. Yani daha sonra bir 2022 hala bu tarz aylarla içli dışlı olmamız gerçekten çok acı. Yaşayan arkadaşlar varsa geçmiş olsun. Hepimize bir İstanbul için. Özellikle ben istiyorum videonun başında. Bu videoda direkt olarak yapacağım şey kaza yaptığımız noktanın ilerisine doğru ilerlemek olur. Bagaja koy. Onun dışında bütün her şeyimiz güzel. Boş ve mor. Koltuk da var. Şu an iyi durumdayız. Buradaki zombilerin icabına sonra bakarız. Ve yakarım onları, acelesi yok. Şimdi dikkat etmek istiyorum. Sorunsuz şekilde gitmek istiyorum. Kaza yapmadan, problem yaşamadan. Merak ediyorum, hala radyo açık mı ya? Çalışıyor mu? Normalde çalışmaz. Acil durum radyosu falan. Ha, acil durum radyosu var. O çalışıyor bak. 8902. O iyi. Acil durum radyosunun açık olması iyi. Acil durum radyosu dediğimiz şey nedir? Size hava durumuyla alakalı bilgi verir. Yani sisli, yağmurlu, işte soğuk, şu derece karlı veya vesaire gibi gibi durumları belirtir. Şimdi oyunun erken aşamasındaysanız şeyi yaşarsınız. Yani direkt olarak bu helikopter olayını size erkenden söyler. Helikopter yaklaşıyor diye, rescue yaklaşıyor diye. Dışında tek bir espri yok, öyle söyleyeyim. Yandan yanda da harita açık, harita. Ben ayırmamaya da çalışıyorum. Bu arada posta kutularına ya da o şeylere, yol blok şeylerine falan vurmakta bir sakınca yok. Hasar vermiyor, aklınızda bulunsun. Neyse, kaza yaptığımız noktaya geldik. Neyse. Yanımızda konserve yemek var. İhtiyaca karşı suyumuz var.
Yedek benzinimiz var. Bak. Şu an şey veriyor otomatik yayın sisteme. Elektrik şebekesi kesintisi. Evet yani kaç gündür bu. Sıcaklık Fahrenheit olarak. Rüzgar var ve açık gökyüzü. Nice. Yarın açık gökyüzü. Güzel. 2 gün havanın güzel olacağını söyledi. Bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Yani 2 gün boyunca hava güzel olacak demek bizim keyfimizin yerinde olacağı anlamına gelir. Dönmeden buradan devam edeceğiz. Gelen ilk yerden sola döneceğiz. Zaten tek sola dönüş var ama bu zombilerin bu sayı olarak burada bu kadar fazla olması çok hoş değil. Beyler, beyler. Beyler, bayanlar. Kırsal bölge dedik ama şehirden çok zombi çıktı burada. Şimdi kötü yanımda şey de yok. Molotof falan da yok da sıkıntı olmuyor. Ve birazdan aşağı doğru bir dönüş kısmı olacak. Buradan döndükten sonra da ilk dönüş değil, ikinci dönüşten dönüş olacak. Burası değil. Sonraki dönüşten hemen dönüyoruz. Zaten tek. Oradan düz şekilde devam edeceğiz abiler, ablalar. Yukarı doğru bir dönüş gelecek şimdi buradan. Yayın sisteme. Evet, kesinti var biliyoruz kardeş. Buradan aşağı döneceğiz. Sıkıntı değil. Burası şehir ona göre. Şimdi göstereceğim zaten. Bu çantası var sırtında. Aa. Ana caddeye çıksam iyi olacak. Ana cadde. İşimiz bu ana caddedir. Burası da kırsal şey farm yeri. Büyük ihtimalle orada rahat bir seed bulabilirsiniz. Tohum. Aklınızda bulunsun. Buradan devam edeceğiz. Bu şeyin çıkışında bir tarla var. Tarlayı, büyük bir tarlaya geçip devam edeceğiz buradan. Ayrılmadan. Tarla burada. Tarlayı geçtikten sonra yukarı doğru bir dönüş var. Oradan dönmemiz gerekecek. Bunu tabii ki şey yapabilirsiniz. Hadi ben iki ekranla diğer ekrandan bakıyorum, kopya çekiyorum. Siz de telefondan falan bakabilirsiniz. Ya da alt tab yaparak bakabilirsiniz oyunu durdurup. Ben dönüş. Döndük. Tamam izleriz. İlk gelen yerden şeye dönebiliriz. Sola dönebiliriz. Sol sağ yapacağız.
sol yaptık. Devam edeceğiz. İlk çıkan yerden de sağ yapacağız. Okey. Buradan dümdüz devam ettik mi? Az kaldı. Yani neredeyse şeye yaklaştık. Bu malzemelerin satıldığı yere yaklaştık. Personelin dikkatine. Emir 144 çıkarıldı. Hı. Değil, ikinci şey, sola döneceğiz. Bu arada şunu belirtmemde fayda var. Buraya da sizle beraber ilk geliyorum. Buraya daha öncesinde gelmedim. Aklınızda bulunsun. Yani haritadan bakmamın nedeni o. Yani daha öncesinde gelmiş olsam ezbere gelirdim buraya ama buraya ilk kez geliyorum çünkü kırsal bölgedeki askeri malzeme dükkanı çok fazla şey var, mermi potansiyeli var, mermi ve silah. Videolar üzerinde çünkü arkadaşlar özellikle sordu silah falan nereden bulabiliriz, silah ve cephane tarzından. Bunu özel çekiyorum. Kırsal malzeme satan yerler burada olması lazım ki aha. Abi mesele bu işte, burası. Şimdi tüm mevzu şu zombi arkadaşları uzağa çekmekte. Yani bunların hepsini aslında yanınızda molotof getirip her türlü halledebilirsiniz ama kırsal araziye götürüp ağaçların arasında da kaybetme imkanınız var. Bu arada sakin ol şampiyon. Champ. Bırak bir sigara, keyfin yerine gelsin. Sakin. Zombi sayısı gerçekten farklı. Senin kapalı. Güzel. Sıkıntımız yok. Her şey okey. Onları ağaçlık alanda yukarıda en azından bir süreliğine kaybettik. Dediğim gibi hepsi bir araya toplanıp molotov kokteyliyle falan öldürülebilir mi?
İçerideyiz ve zombiler bizi görmedi. Abi askeri miğfer. Flaş kıyafeti. Kar maskesi. Bak bunlar hep lazım. Kar maskesi falan. Diyecekseniz niye? Kış gelecek. Geleceği için kar maskesi lazım. Mermileri bulmaya başladık bak. Bunlar hep mermi, mühimmat kutusu. Gaz maskesi aslında biberi. Efsane. Askeri sırt çantası. Sen var ya, dalga geçiyorsun. Abo. Oğlum. Harika. Sen var ya, dalga geçiyorsun. Hem en yüksek taşıma kapasitesine sahip, hem de şeyi azaltıyor. Ağırlık kapasitesini de %87 oranda azaltıyor yani. Fazla malzemeyi sorunsuz şekilde taşıyabilme imkanı. Sen dalga geçiyorsun. Bak bendeki spor çantasına bak. 23 kapasite 65. Ve buna bak. 36 kapasite 87. Ya işte birazcık şanslıyız. Biraz iyi vurgun vurduk. Çok fazla şarjör var ya. Zaten var. Silahların durumu iyi. Bak silahlar bayağı iyi. Bu arada bunu takabilirim. Cephane askısı daha hızlı mermi doldurmanı sağlayacak şeylerden birisi. Aklı olsun. Kıyafet. Orman. Kurban kamo. Yani şeye işte üzerimdekine kıyasla daha az koruma verdiği için çok can sıkıcı bir. Askeri bez olsun. No. Hayır. Hayır kardeşim. Öldürelim. Üstündekileri şu. Güzel güzel. Bu iyi oldu. Yani o askeri çanta çok iyi oldu. Aşırı iyi oldu. İhtiyacım vardı. Yani spor çantası evet işe yarıyor ama hiking bag dediğimiz yani dağcı çantası ve askeri çantası bulabileceğiniz en iyi çantalardan. Şansımız iyi, haber gitti. İçeride yemek var mıdır acaba? Askeri bir. Yangın söndürme tüpünü alayım. Ne olur ne olmaz. Hani çok bulsun. Oya gerek yok ki.
Urban kama bayılırım bu arada. Beyaz gri kamuflaj. Acayip derecede bayılırım. Çıldırırım o kamuflaj için. Büyük sırt çantası. Bak, gördün mü? Askerinin bir tık küçüğü. Bak, askeri çanta 36'ya 37 verirken bu da 35'e 85 veriyor. Bulabileceğin ikinci büyük çanta. İkinci güzel çanta. Buraya geldiğinde burada bir şey bulma ihtimalin çok çok yüksek. Çaktım. Şu telsizlerden birini alacağız bu arada. El baltası, bıçak. Bak, yürüyüş çantası demiştim ya. Çalı don al kardeşim. Lazım olur. Kış geliyor. Karakter yoruldu bu arada. Bak 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 bak. Bunlar hep önemli. Bak, boynuma bağladım mesela. Sıra karşı savunma veriyor boyun çevresinde. Daha bu bir şey değil bu arada. Bir de arka taraf var. Yani o kadar şey değil. Alır mısın lütfen? Alır mısın lütfen? Onu almamın nedeni şu: evde bir masa üstüne koyup sürekli broadcast'ı açık tutabilirim. Yani sürekli hava durumu ile alakalı bilgi alabilirim. Araba radyosundan duymaktansa bunu normal radyodan duyabilirsin, ama bunun menzili yüksek artık. Cool. Askeri telsiz. Boynumdaki askı bir şey, atkı beni terletiyor. Yani buraya base yapanlar da var bu arada. Senin içerisinde buraya base yapan insanlar da var. Videoları falan var ama. Gerek var mı? Tavsiye etmem. Yani. İyi durumdayız. Yok. Bırakmak gider. Her zaman lazım olur. Tornavida, çekiç. Bu ikisi olmadan buraya girmeniz mümkün değil. Yani o yüzden mutlaka yanınızda getirin ki buradan giriş yapın. Abi, tabii malzeme. Malzeme. Mermiler.
Silahlar, mermiler. Mermiler. Yok mermiler. Aa, çok mu? Mermi. Ya gördüğünüz gibi bulduğumuz merminin malzemenin haddi hesabı yok. Bizim geceyi burada geçirmemiz lazım. Olur mu bilmiyorum ama. Yani geldiğimizden beri bulduğumuz loot'un haddi hesabı yok. Geldiğimizden beri bulduğumuz loot'un haddi hesabı yok. Yani şu an fazla. Neden dedim burası güvenli mi diye ya. Sakin oynamam lazım. Yani çok riskli bir hareket yapacağım. En azından bu bölümü de burada sonlandıralım. Uyuyacağım, uyanacağım. Umarım ölmem. Umarım ölmem. Aşırı riskli bir hareketti. Yani bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü ben orada uyurken zombiler içeri görüş alabilir ya da rastgele wander off deyip içeri girebilir, camları kırıp girebilir. O yüzden zaten çadırı cam önünden direkt iç kısma doğru taşıdım ki uyurken dışarıdan zombi görmesin. İçeri dalmasınlar. Bu bölümü burada sonlandırıyor olacağız. Bu bölümde askeri malzemelerin olduğu yere geldik ki hala bitmedi. Shop'un bir kısmı daha var, onu toplayacağız. Ama en iyi çantayı, en iyi silahları, en iyi cephaneleri çok büyük riske girmeden nasıl yapabileceğinizin bir videosu bu. Yani büyük şehirde bu kadar rahat bir şekilde çıkaramazsın. Ya da hapishane içerisinde bu kadar rahat bir şekilde çıkaramazsın. Burada dışarıdakileri sal araziye götür. İçeri gir 2-3 tanesini temizle. Bas git şeklinde. Safe bir bu.
Yani aksiyon isteyenler olabilir ama ben safe oynamayı seven birisi olduğum için bu tarz öneririm söyleyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapabilirsiniz ya da bu şekilde değerlendirmek için. Discord kanalına gelebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Zaten yakın zamanda çok büyük bir sıçrama oldu büyüme. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.